kışa hazırlığını yaptı mı? Bence yaptı ama ne kadar yaptığını bilmiyorum. Bir genç olarak sen yapabildin mi? Ya ailemle yaşadığım için ailemle yapabildiğim kadar yaptım tabii ki. Çalışıyor musun? Yok, Allah şükür. Dedikleri o %10'luk kesmeye biraz daha dahilim ben. Yani ekonomik olarak durumum gayet rahat. O yüzden pek şeyim yok ama halkımıza üzülüyorum. Hangi yönden üzülüyorsun? Mesela bir dışarıda yemek yemek lüks geliyor. Kahve içmek lüks geliyor. Döner, et döner yemeği geçtim. Tavuk döner bile lüks geliyor bazı insana. Ben eskiden mesela tabii durumum var ama yine de kendim mesela bir et döneri elim gitmiyor. 200 lira vermek, 250 lira vermek istemiyorum. Kahve içmek, kahve içene lüks diyorlar. Kahve içen lüks olsa o zaman Avrupalılar lüks içinde yüzüyor. Arabalara bir bakıyorlar. Bunlar rahata alışmış. Araba lüks değil ki. Türkiye'de devletin elindeki mesela belediyeler milyon dolarlar harcıyorlar makam araçlarına. Onları satıp halkın arasına çıksınlar. Bisikletle gitsinler işe. Tunsoy'u eleştiriyorum ben. Bisikletle gövde gösterisi yapıyor. Ama bütün belediye başkanlarını buradan davet ediyorum. Hepiniz arabalarınızı satın. Halkın arasına toplu taşıma kullanın. Bisikletle gidin. Yürüyerek gidin. Halkımıza yük olmayın. Seçimler de yaklaşıyor aslında. Onu sorayım sana. Yerel seçimlerde oyunu kime vermek istiyorsun? Ya ben ilçemde eğer mevcut Bülent Kerimoğlu aday olarak gösterilirse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi düşünmüyorum. Çünkü Bülent Kerimoğlu 10 seneye yaklaşık yani 10 sene olacak 2024'te en küçük bir hizmet, en küçük bir yatırım, en küçük bir kültürel aktivite yapmadı Bakırköy'de. Ama demin bir amcayla röportaj yaptınız. İmamoğlu ne yaptı dedi. Ben aslında ne yaptığını gösterecektim de araya dahil olmak istemedim. İmamoğlu İstanbul için inanılmaz yani güzel şeyler yaptı. Ben kendi gözümle şahit olduğum için İncirli Caddesi'nde yıllarca çalışma yapılmadı. Metro mesela. Tabii bakanlık yürütüyor ama İmamoğlu'ndan önce 5 senede bu metro hattında hiçbir ilerleme olmadı. İmamoğlu kazandı. Belediye devletimizde belediyeyle rekabet içerisine girdi. Aslında böyle bir konuda belediyeyle devletin rekabet etmek yerine belediyeyle beraber çalışırsa bence daha güzel şeyler olabilir. Yani dünyanın hiçbir yerinde belediyeyle devlet rekabet etmiyor ki. Kıyaslıyorlar mesela. Almanya'da ekonomi şöyle. Almanya'da şöyle. Ben gittim. İtalya'ya gittim. Temmuz ayında. Adamlar 70 liraya istemediğin kadar şey alıyor. Gerekli gereksiz. Biz burada 70 liraya 70 birime hiçbir şey alamıyoruz. Bir süt bilmem ne. Temel ihtiyaçlarımızı bile alamıyoruz. Adam oradan geliyor Almanya'dan. Almanya şöyle, Almanya böyle. Görmeyen adam da inanıyor. Aa gerçekten öyleyse halkımız cahil diyor. Halbuki Almanya, evet Almanya kötü ekonomisi belki ama Türkiye ile kıyaslanabilecek bir seviyede de değil Almanya ekonomisi. Türkiye şu anda Romanya, Bulgaristan, Euro primine geçmeden önce Yunanistan, işte hala daha ülkemi en azından Macaristan ve Avusturya seviyesinde görüyorum. Ama yakındır yani Bulgaristan, Romanya gibi seviyeye inmemiz ki zaten son yaşanan bu... Şu anda zaten Bulgarların parası bizimkinden değerli. Tabii ki. Son yaşanan o Polat olaylarından sonra ben düşündüğüm az kaldı diyorum Bulgaristan, Romanya seviyesine ulaşmamıza. Son zamanlarda futbolla ilgili de büyük şeyler çıktı. Tuzla spor olayları falan. Yakın zamanda yani 90'lar döneminde şeyin dediği bir açıklama var Romanya futbolu ile ilgili Hacı'nin. Biz gideceğiz ve biz gittikten sonra bu ülkede futbol bitecek. Gerçekten de Romanya'da şu an bir futbol yok. Türkiye'de de yaklaşık 15-20 sene sonra öyle bir durum olabilir. Çünkü şu anda bence devletimiz soruşturuyor ki soruşturmuyorsa da bütün takımları en büyüğünden Galatasaray, Fener'inden, Trabzonspor'undan en alt ligdeki bilmem işte Yeşil Çivril Belediye Sporu'na kadar hepsini araştırmaları lazım. Çünkü hiçbiri temiz değil. Zaten temiz olsalar millet futboldan nefret etmez. Ben fanatik Trabzonsporluyum zaten. Anlaşılıyor çantam, montum. Ben şampiyonluk sezonunda bile artık dedim ki böyle olmaz. Yani evet şampiyonluk ama dedim ki böyle bir şampiyonluk olacağına olmasaydık. Ben en son yani böyle hiçbir şey hatırlamıyorum. 10-11 diyorlar evet ama bilmiyorum. Futbol çok kötü. Bahis dönüyor zaten. Bahisin olduğu her yer kirlidir. Bahis döndü döneni futboldan hiç kimse keyif almadığını söylüyor son zamanlarda. Evet ben de katılıyorum. Hatta ben bir adım daha ileriye götürüyorum. Devlet de bunu
kendi eliyle bana göre destekliyor. Çünkü zaten Yıldırım Demirören'in elinde olması bile başlı başına bir skandaldı kendi yönetimi döneminde, federasyon başkanlığı döneminde. Başka son olarak bir de şey, tabii ki daha kış gelmeden ben geçenlerde dün havalimanında, yeni havalimanında 56 tane uçuş iptal edilmişti dün. Evet. Daha kışı görmeden toplamda 141 tane uçuş iptal edildi İstanbul Havalimanı'nın. Bir de kışın bunun ben en az ona katlanabileceğini düşünüyorum. Biz bunu Ordu Giresun Havalimanı'nda da gördük. Şu an da görüyoruz Ordu Giresun ve Rize Artvin havalimanlarında. Oralara havalimanı yapılmaz. Deniz dolgusu ve Karadeniz. Karadeniz'e havalimanı yapmak kadar saçma bir fikir yok. Yani ben mesela evet şehre uzak diye tabii ki tepki gösterdim ama asıl tepki gösterme, hani herkes diyordu ya, özellikle hükümete yakın ya da işte hükümet partisini destekleyen insanlar şey diyordu. Siz işte ülkenin gelişmesini istemiyorsunuz, Atatürk Havalimanı şehrin içinde, trafik keşmekeş. Evet, ben onları destekliyorum. Fakat öyle bir yere havalimanı yaparak anca hem halkınızın parasını boşa harcarsınız hem de hizmeti aksatırsınız. Hizmet aksadığı zaman devletten de giren çıkan çok fazla oluyor, zarar ediyor. Çünkü havalimanı devletimize bağlı değil, kiralık. 40 sene falan yapan kişiler yönetecek. Şu anda yönetiyorlar zaten. Ayrıca Atatürk Havalimanı kapatıldığından beri benim sosyal medyada da çok detaylıca vurguladığım bir şey var. Nedir? Atatürk Havalimanı'nın pistleriyle beraber en az 10 milyar dolar değeri var olan bir yerleşkeydi. Ve şu anda sadece iki pistin kırılmasının toplam maliyeti 2,5 milyar dolar. Onun dışında o havalimanı son tahmini yanlış hatırlamıyorsam 5 seneye yakındır kapalı. Ya da 6 sene de olabilir, hatırlamıyorum tam olarak. Toplam şu ana kadar 16-17 milyar dolar seviyelerinde bir zarar var. Yani İstanbul Havalimanı anca tam kapasite 15-20 sene falan çalışsa o zararı kapatabilir. Çünkü Atatürk Havalimanı yani devlete çok büyük bir zarar oldu oranın kapatılması. Keşke örneklere bakılıp, mesela herkes diyor ki şehrin göbeğinde havalimanı mı olur? Avrupa'da, Amerika'da var. Avrupa'da var, Milano'da var, bilmem Paris'te var, Londra'da var. Londra, Milano, İstanbul'dan, yani Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu konumdan mesela daha eski bir konumda bulunuyor yerleşim olarak. Milano'da bir havalimanı var, Linate diye. O şehrin tam göbeğinde, ona rağmen belli bir şeyde, kısmi Sabiha Gökçen tarzında kullanılabilen bir havalimanı. Düşük kapasite ama ucuz. Yani Türkiye'deki işte Anadolu Jet ve Pegasus tarzı Avrupalı hava yolları tercih ediyor. Atatürk Havalimanı açık olsa bence Sabiha Gökçen'deki rekabet Atatürk Havalimanı'nda da taşınabilirdi. O yandan daha rahatlardı. Tabii ki Pegasus, Anadolu Jet şahsen. Şimdi insanlar şunu diyor genel anlamda. Yaşlılar, gençler, işte iş insanları diyor ki ben İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yapacağımı Sabiha Gökçen'den uçuş yaparım. Yol mesela Bakırköy'de oturan bir insana soruyorsun. Nereden uçmayı istiyorsun genel anlamda? Böyle bir sorulması lazım. Hani sokak röportajlarında hep ekonomi durumu soruluyor. Azıcık işte seyahatlerinizde nasıl yapmayı tercih ediyorsunuz? Otobüs mü? İşte uçak mı? Uçakla yapıyorsanız yeni havalimanını mı daha çok tercih ediyorsunuz? Yoksa Sabiha Gökçen'i mi? %95 ihtimalle katılan 100 kişiden 95'i Sabiha Gökçen diye belirtir. Çünkü İstanbul Havalimanı genel manada eğer dış hat yolcusu değilse insanların daha çok tercih ettiği mesafe olarak. Otobüs, tren de rahat. Marmaray metro yani. Yani bence o sorulsa, yani İstanbul Havalimanı mı, Sabiha Gökçen mi yoksa otobüsü mü tercih edersiniz denilse, bence %99'u otobüs tercih eder. Vatandaşlarımıza sorarsak. Turistlere. Turistler yeni uçak der ama şöyle bir şey var. Eskiden evet otobüs tercihi çok olurdu. Çünkü ekonomik olarak otobüs uçaktan en az 2000 lira daha ucuza geliyordu. Ama şimdi ona da baktığın zaman mesela İstanbul'dan Trabzon'a otobüs bileti 1200 lira.
tek kişilik. Şimdi sen otobüse gittin, otobüs 3 kere durdu, 4 kere durdu. Sen otobüs durduğunda zaten en az 2-3 bin lira da para durduğu yerde harcayacaksın. Zorunluluk, yemek, ihtiyaç, su falan filan derken kahve. Zaten o 2000, 1500, 2000 lirayı bulacak. Öyle oldu. Otobüs uçaktan daha uygun, uçak otobüsten daha uygun hale geldi ama halkımız bunu anlayamıyor. Uçak lüks diyor. Uçak lüks değil ki. Almanya, Avrupa'da adamlar 5 Euro'dan 10 Euro'dan bilet satıyorlar. Ekonomi çok kötü. Katılıyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Eyvallah.